Ufukçum. Yemekler hazır mı Cadam? Evet efendim. Mahalle mahalle dolaştım. En sorunlu, en manyak ebeveynlerle çocukları buldum efendim. Doğrusunu bilmek isterseniz harika deneklerimiz var. Ay harika, harika. Eğer benim bu yöntemlerim işe yararsa psikoloji dünyasında bir çığır açacağım. Eğer bu yöntemlerle ben bu insanları düzeltebilirsem Nobel alacağım, Nobel. Kesinlikle. Ama efendim, yani babalar ve evlatları aşırı derecede tuhaf. Nobel'i bilmem ama siz bu yöntemle onları düzeltirseniz eğer cennetlik olacağınız kesin. Hadi bakalım şimdi lak lak etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Deneklerimizi çağırıyoruz. Haydi. Tabii profesör. Sayın aileler lütfen buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Profesör kolay gelsin. Buraya gel, gel. Gel buraya. Evet, hoş geldiniz sevgili ebeveynler ve sevgili çocuklar. Bugün çocuklarınızla ilişkilerinizi düzeltecek ve sorunlarınızı kökten çözecek yeni yöntemlerimle çok eğleneceksiniz. Ve eğlenirken de daha mutlu ebeveynler ve çocuklar olacaksınız. Geleceğe bir ışık olacak. Evet, inşallah hocam. İnşallah da şimdi deney meney dendi. Bize de pek bir brief verilmedi. Giyinik olacağız değil mi? Evet, evet, evet. Hiç korkmayın. Çok eğleneceksiniz. Hocam, pardon. Şimdi bu deney demişken bir 5.000 lira para vaat edilmişti. Biz acaba onu ne zaman alırız? Deneylerin bitiminde alacaksınız. 5.000 lira mı? Lan! Lan! Para ödülü mi var lan? Yok lan. Niye bana söylemedin lan? Yok lan para. Ağzını kırarım lan senin. Lan konuşma lan. Yarısını bana vereceksin. Niye lan para sana para? Sus lan! Sus! Sen konuşma lan. Paranın yarısını bana vereceksin. Vermeyeceğim. Kadınlara mı yiyeceksin lan? Ne? Yemeyeceğim. Anama söyleyeceğim lan. Söyleme lan. Söyleyeceğim lan. Sus lan! Sus lan! Konuşma. Evet. Kendi aramızda didişmiyoruz, tartışmıyoruz. Bu deney bittiğinde paradan daha önemli bir şeyi kazanacaksınız. Neymiş o? Sevgiyi. Sen. Hocam ben sevginin ne olduğunu çok iyi biliyorum da fırsat veren kız yok göstereyim ya. Kızlar fırsat verse de sevgi gösterebilirsem size sevgi treni dansımı gösterebilir miyim hocam? Tabii buyurun tabii. Tünele girince çekmiyor galiba. İstasyon. Aşk istasyonu. Ergenlik benim yaktı baba ya. Bak yemin ediyorum kendi öz babam kocaya kaçsa bu kadar utanır ben. Ya bu ikiliden emin miyiz hocam? Deneye zarar vermeyelim şimdi. Ha, lütfen, lütfen. Yani sizler özenle seçilmiş deneklersiniz. İsmail Bey, siz kızınızla yarışmaya hazır mısınız? Değilim. Çok korkuyorum ben. Başarısız olursak o beni döver. Anlamadım, ne yapar? Kızım beni dövüyor, dövüyor. Kandırıyor, kandırıyor. Geçen hafta sabahtan akşama kadar dövdüğünde polislere de öyle dedi. Hep kandırıyor. Bence biz hemen oyunlarımıza geçelim. Siz burada bekleyin. Hiçbir yere ayrılmayın. Burada bekleyin, tamam mı? Tamam. Ben ilk oyunumuz için gerekli olan tahtayı alıp geliyorum. Tamam. Emin olun, oyunumuza başladığımızda kaybettiğiniz baba kız elektriğini geri kazanacaksınız. Geliyorum. Hocam yardım. Baba kız mı dedi? Baya elektriği değil, trafoyu geri kazandı ya. Beyefendi iyi misin sen? Karışma kardeşim, karışma. Tabii tabii adam haklı şimdi. Baba kız ilişkisine karışılmaz. Yok karışırsan sizi de döver. Olur mu canım öyle şey? Nerede öyle ya? Prenses gibi kız çitlen bek. Niye yaptın bak baban öyle sen he? Meral şeytan girmiş bunun içine İbo. Dikkat et he. Ha?
Dikkat et, dikkat et. Dikkat ederim tabii ama merak etme. Merhaba. Ben İbrahim, nasılsın? Memnun oldum çok. Merhaba, ben de Nesta. Lan Fikri, bana bak. Eğer zamanda yolculuk diye bir şey varsa, inan olsun bunlar senin gerçek annenle baban olabilir ha. Ne diyorsun lan sen? Kinaye yapıyorum lan mal. Kinaye ne lan? Bilmiyorum değil mi? Bilmiyorum lan. Kinayesi çünkü. Lan sus. Sen sus lan. Şuna bak. Sen kedi tipine bak. Kinaye yapacağına ekmek yapsak para kazan biraz. Konuşma lan. Yakarım lan kedimi. Yak lan kedimi inşallah. Yakarım lan kedimi. Sen bak beni ya. Ya yok. Konuşma lan ya. Yeter artık. Hayır alacağım ayağımın altına. Sus artık. Ya bir sakin ol abi. Keşke Elon Musk babam olsaydı. Ay! Ya bak durumu fark etmiyorsun. Şimdi bu kadın bize deney dedi, meney dedi, bir şeyler dedi. Para ödülü diyor. Squid Game gibi bir şey olmasın bu ya? Ne oynatacak ki bu kadın bize? Ben anlamadım yani. Ay geldim. Şimdi tahtayı getirdim. Şöyle. Teşekkür ederim İbrahim. Rica ederim. Evet şimdi, şimdi bu bizim ilk oyunumuz ve temamız ortak dil. Her eşya bir anıdır. Feridun Bey. Ben. Lütfen gelin. Gelin. Şimdi bu tahtaya anısı olan bir eşya ismi yazın. İbrahim sizin ne yazdığınızı asla görmeyecek. Ve siz de onunla beraber yaşadığınız ortak bir anıyı kullanarak bu eşyayı anlatacaksınız. Tamam mı? Tamam. Evet. İbrahim'ciğim şimdi sen de sana verilen bu ipuçlarını kullanarak bulmaya çalışacaksın. Ama şimdi tahtaya bakmıyoruz. Arkamızı dönelim. Onun okuma yazması yok hocam. Şimdi İbrahim. Tamam. Evet başlayalım. Buyurun. Başlayalım. Geçen hafta oğlum biz plaja gittik. Ne yaptık plajda? Ben denize girdim. Sen de güneş gözünün arkasından bikinili kadınlara baktın. Senin Allah cezanı versin. Denize girdik. Sonra ne yani kurulanmak yeri neyle kurulandık? Kum! Oğlum köpek miyiz lan biz? Niye kumla kurulandık? Denizden çıktık. Neyle kurulanırsın? Güneşle. Oğlum güneş eşya mı lan? Sandalet. Sandal... Hocam benim de anım anı kalmadı. Anımı ağlattı benim bu çocuk. Siz bize böyle bir labirente peynir falan koyun, onu bulalım. Çapımız bu kadar bizim. Yok yok, bir dahaki sefere olacak. Ben inanıyorum ve size güveniyorum. Şimdi sizi yerimize alalım. Kudret Bey. Buyurun. Buyurun siz gelin Fikri'yle. Gel lan Fikri. Girdim lan. Gel lan. Fikricim şimdi sen de arkanı dön ama bakma, görme tahtayı. Ben nasıl göreyim lan? Görmüyor musun saçların ağzıma girmiş? Tamam peki bu... Nasıl göreceğim ben? Tamam. Konuşma lan! Keşke ağzında kalsaydı saçların, hiç konuşamasaydın. Sus lan köpek! Sen köpek! Pis çocuk, itici! Sensin lan o! Konuşma! Hocam! Pardon size bağırdım. Yok. Hocam, ben başlıyorum. Buyurun lütfen. Lan Fikri! Ne var lan? He. Şimdi sen benden para istediğinde ben sana vermediğimde sen ne yaparım diyorsun? Camdan atlarım diyorum. İnşallah. Başka? Trenin altına atlarım diyorum. Nerede o günler? Başka? Kendimi yakarım diyorum. Yak lan! Başka? Sus lan! Sen konuşma lan! Kendim bıçaklarım diyorum. He. Şimdi o bıçaklarımdaki larımı at bakayım. 100 lira ver atayım lan. Vermiyorum lan. Vermezsen verme lan. Vermeyeceğim. Ben kendimi öldür, boğarak öldürürüm lan. Boğ lan. Boğuruyorum lan. Hadi bakalım. Boğuruyorum lan. Ha. Abi, nefes alamıyorum lan. Salak lan bu. Vallahi bunu görünce sen gözüme bir güzel gözükmeye başladın. Değil mi lan Feridun? Lan iki dakika insanı mutlu etmiyorsun ya. Dur tamam oğlum. Evet tamam. Oğlum istemiyorum. Neyse tamam. Aldık mı ödülü, para ödülü? Tamam. Maalesef siz de başarılı olamadınız. İsmail Bey ve Mehtap buyurun siz gelin. Geçin beyefendi abi. Kızım sen bana demin ne verdin? Sevgi. Yok yok, bir aletten titrettin, o neydi o alet? Sarılmak. Ah! İsmail Bey! Kızınız sarılmak istiyor, oyun işe yaradı. Hadi, hadi kızınıza sarılın. Hadi sarılalım baba. Lütfen, lütfen sarılın. İsmail Bey sarılır mısınız? Canım babam. Ay, mutluluktan nasıl da titrediniz. Hissettiniz mi sevgiyi? Damarlarıma kadar hissettim. Ben alacağımı aldım. Çıkabilir miyim? Hayır, hayır.
Hayır, daha fazlasını alacaksınız. Ya neyini alacak? Adam bir toprağa bassın. Sal adamı ya. Hayır dedim. Oyun devam edecek. Evet, şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim. Sizleri şöyle alalım. Heh. Evet, şu sandalyeleri şöyle çekelim. Bu sonraki oyun nasıl bir oyun acaba? Sonraki oyun hikaye tamamlama oyunu. Şimdi bu hikayede ben size bir mekan vereceğim. Sizler de beraber bir hikaye oluşturacaksınız ve böylelikle aranızdaki bağı daha da kuvvetlendireceğiz. Evet, evet Feridun Bey. Buyurun sizi alalım. Şöyle buyurun. Estağfurullah baba. Geç ya, hadi geç. Allah'ım yarabbim. Hazırsanız veriyorum. Feridun ve İbrahim bir gün ormanda yürüyorlardı. Ağaç ve kuş sesleri huzur veriyordu. Ve birden dört tane fıstık gibi kızın sesi duyuldu. Bir tane de değil ha bak. Feridun arkasına döndü, baktı onların kız değil kuş sesi olduğunu gördü. Daha sonra ilerlemeye devam ettiler. Pırıl pırıl bir pınar çıktı karşılarına. Ve o pınarda dört tane fıstık gibi kız yıkanıyorlardı. Tabii centilmen oldukları için kızlara bakmadılar. Kafalarını çevirdiler. Ormanın içine doğru devam ettiler. Böyle büyük yüzyıllık bir meşe ağacı gördüler. Ve o ağaçtan dört tane kız sarkıyor. Hadi lan artık abi. Nasıl ağaçtan kız sarkıyor? Portakal mı lan bunlar ya? Ya bizim hikaye sardı. Başkası çıksın. Hadi geç tamam. Tamam ulan başkası çıksın. Gül gibi kadına ulan dedirttik. Yürü lan. Tamam siz geçin yerinize. Evet. Evet Kudret Bey ve Fikri gelsin. Fikri gel lan. Ne var lan? Gel lan. Oyun oynayacağız. He. Evet tamam. Şimdi ben sizin ilk cümlenizi veriyorum. Evet. Fikri ve Kudret bir gün dünyanın en yüksek tepesine çıkmışlardı. Dünyanın en yüksek tepesine çıkmışlar. Hava çok soğukmuş. Her yer karla kaplıymış. İşte o yüksekte babası dönüp oğluna demiş ki... Oğlum demiş, şu anda dünyanın tepesindeyiz. Gördüğün gibi... Hiçbir yükseklik erişilemeyecek düzeyde değildir. Bunun üzerine oğlan gururlanmış, dönmüş babasına ve şöyle demiş. Beni niye getirdin lan buraya? Döndü lan. Hava çok soğukmuş. O yüzden çadır kurmaya karar vermişler. Bu soğukta nasıl çadır kurdun lan? Anama söyleyeceğim azgın teki. Lan mal! Sen çadırdan ne anladın acaba? Demiş babası. Hava soğumaya devam ediyormuş. O yüzden ısınmak için bir çare bulmaları gerekiyormuş. 5 lira bir odun alayım. Bunlar soğuktan donarak ölmüş. Ölsün çünkü bunlar. Hocam, bitti bitti. Bitti. Oldu mu hocam? Oldu mu? Oldu. Kudret. Olmadı. Oldu mu? Oldu. Olmadı. Tamam siz şimdi geçin yerinize. Git lan Fikri. Nereye gideyim lan? Git lan şuradan. Sen git lan. Sen git lan. Babanın yeri lan burası? Lan oğlum bak. Evet. Anlamaya bak lan. Tam tartışmıyoruz evet aramızda. Gel böyle gel abi. İsmail Bey ve Mehtap siz buyurun. Efendim, son umudum sizsiniz. Buyurun oturun. Şimdi sizin ben ilk cümlenizi veriyorum. Mehtap ve İsmail bir pazar günü güzel vakit geçirmek için parka gitmişler. Mehtap babasıyla parka gittiği için çok mutluymuş. Babası da toplum içinde karıştığı için çok rahatmış. Mehtap babasına demiş ki... Baba, baba, hadi bir dama çıkalım. Orada güvercinleri besleriz. Olmaz demiş babası, beni damdan aşağı atarsın. Yok, yok demiş Mehtap, neden atayım baba? Madem dama çıkmıyoruz, o zaman denize gidelim. Yok, olmaz demiş babası, beni denizde boğarsın. Hayır demiş neden böyle bir şey yapayım, babasına kıyamam ki. O zaman demiş baba, parka gidelim, ben seni sallayayım. Oğlum. Hadi. Sonra küçük Mehtap geçmiş babasının arkasında ve onu sallamaya başlamış. Gel
hikayede bile kafayı gözü yarıyordu az daha ya. Oğlum valla İbrahim sana bile razıyım. Bu nasıl evlat lan bu? Benim baba çok güzel kız be. Ulan bir çıtan olsun. Bu kızın bir altı bitkilerle hayvanlar zaten. Ne? Siz de yorumlamayın be her şeyi hıncal uluç gibi. Tamam yeter. Bu ne bu? Buyurun. Bir yerde bir hata yapıyorum ben. Bu yöntemlerin şimdiye kadar işe yaraması gerekiyordu. Bir yerde bir yanlış yapıyorum. Şimdiye kadar bir bağ kurmuş olmanız lazımdı. 100 lira ver, ben bağ kurayım. Parayla bağ kurulmaz Fikri. Bağ kurulur. Bağ kura para yatırıyor bu. Bağ kurulur. 50 lira ver, ben sarılayım lan bu köstebeğe. Sarılma lan. Tamam. Ben sizden o bağı çıkaracağım oğlum. Ben sizden o bağı çıkaracağım. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Soru cevap. Soru cevap yöntemine geçiyoruz. Evet, şimdi bana çabucak cevap vereceksin. Fikri. Babanın en çok neyini seviyorsun? Cüzdanını. İsmail. Kızının sana söylediği en güzel söz. Bugünlük bu kadar dayak yeter. Tamam, delireceğim. Feridun. İbrahim'in en büyük başarısı ne? Kendi başına nefes alabilmesi. Adam bir... Ha bak, onu da çok görüyor bana, bak. Gel, kendine gel. Tamam. Mehtap, şimdi söyle. Baban senin için ne ifade ediyor Mehtap? Kum torbası. Bu da psikopat çıktı manyak. Kudret. Buyurun. Hadi. Hadi bana güzel bir şey söyle. Hadi inşallah. Buyurun efendim. Kudret. Evet. Fikri'nin ilk sözleri kimeydi? Annesineydi. Ah harika. Evet. Peki ilk ne dedi? 5 lira ver çıkayım lan. Hala saklıyorum o parayı. Allah senin belanı vermesin. Allah sizin cezanızı versin. İbrahim. Hocam. Son umudum sensin İbrahim. Abi buyurun. Hadi bana babanla ilgili küçük ve sevimli bir şey söyle. Babamla ilgili küçük sevimli bir detay. Söyleyeyim. Sus lan, tamam sus. Tamam sus. Hocam deney başarısız oldu. Bu lağım faresini zehirleyelim gitsin bu be. Benim 2 yıllık deneyimin içine defolun gidin lan! Defolun gidin ya! Adım Faulkner, oynayarak gitti lan! Bana bak, bu psikoloğa görünmesi lazım. Lan parayı da vermedi! Allah kahretmesin! Yürü lan! Yürü gidiyoruz! Bir işe yaramadın, çık şuradan! Benim işe yaramadım lan? Yaramadık tabii lan! Gitmiyorum lan ben! Gideceğiz lan! Gitmiyorum, ben parayı alacağım! Gel lan buraya! Eve gidiyoruz! Gitmiyorum lan. Ben gideceğiz diyorum. Sen git lan. Lan ben tek başına mı gideyim? Gitmiyorum. Yakarım lan kendini. Yak lan kendini. Yakarım. Beni yakarsın. Çıkacak benden. Lan yanlış yere gidiyorsun. Bu taraftan çıkacaksın. Tamam lan tamam. 5 lira ver gideyim. Allah belanı vermesin. Al lan 5 lira. Sahte lan bu tipsiz köpek. He. İbo. Hayır oğlum. Hayır. İbo hayır. Hayır babacığım hayır. Mehtap. Efendim? Eğer akşam müsaitsen seninle birlikte sinemaya gidelim mi? Ne dersin? Olur. Ama bir şartla. Korku filmine gidelim. Harika. Eğer korkarsan bana sarılabilirsin. Bence ben değil de sen korkarsın da neyse. Hadi gidelim. Beyefendi hayırlı olsun. Ne oldu? Az önce Deccal'in ana babasını tanıştırdım. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen nesin?